Değerli izleyenler, kadim Özbekistan toprakları üç büyük hanlığa ev sahipliği yaptı. Hive Hanlığı, Buhara Emirliği ve Kokant Hanlığı. O devletler artık tarihte kaldı. Ancak yapılar o dönemin izlerini günümüze taşıyor. Hüdayar Han Sarayı da bunlardan biri. Dev yapı turistlerin ilgisini çekiyor. Kokant Hanlığı, Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan'ın topraklarını kapsıyordu. Hanlığın son yöneticisi Hudayar Han bu sarayda oturuyor ve ülkeyi buradan yönetiyordu. 1863-1873 yıllarında bir tepe üzerine yapılan saray, 4 kısım ve 114 odadan oluşuyordu. Dış, iç, orta avlu ve bahçe kısımları da vardı. Ancak sarayın sadece bir kısmı ve 19 odası günümüze kadar ulaşabilmiş durumda. Saray ilk kurulduğunda oldukça büyük bir alanı kapsıyordu. Yaklaşık 14 hektarlık bir meydan söz konusu. Sonra Rus emperyalistleri ve ardından Bolşevikler tarafından büyük kısmı tahrip edilmiş. Günümüze kadar bir hektarlık kısmı bize ulaşmış durumda. Geçtiğimiz yıllarda saray restore edilerek müzeye dönüştürüldü. Müzik Sovyetler Birliği döneminde bu tür eserler çoğu zaman depo, ahır, fabrika olarak kullanıldı. Hüdayar Han Sarayı da bu uygulamadan nasibini aldı. Her şeye rağmen saray günümüzde müze olarak faaliyet gösteriyor ve ülkeye gelen turistleri ağırlıyor. Kokan tanlığı, tarihi ve sanatı yansıtan nadir yapılardan biri olarak ilgi görüyor.